Sevgili izleyiciler, Sağlığım İçin Her Şeyin bu bölümünde tüp bebek tedavisinin aşamalarını ve bu konuda merak edilenleri konuşacağız. İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ozan Özolcay bu konuda sorularımı yanıtlayacak. Eğer sizler de çocuk sahibi olmak istiyorsanız ancak tedaviyi görmenizi gerektiren bir sorun yaşıyorsanız lütfen bu bölümümüzü kaçırmayın. Sorularınız için, merak ettikleriniz için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Çocuğu olmayan bir çift öncelikle şunu düşünür: eğer ben de ya da eşimde bir sorun varsa mutlaka tüp bebek tedavisi gerekir diye. Gerçekten her çocuk sahibi olamama problemi yaşayan çifte tüp bebek mi önerilir? Ya da bir başka türlü sorayım, tüp bebek kimlere önerilir? Evet. Şimdi tabii dediğiniz gibi hakikaten bir grup hastanın şöyle bir kaygısı oluyor. Acaba merkeze gidersek, hani işte evlendiler, belirli bir süre beklediler. Ondan sonra da işte şöyle düşünüyorlar, hani olmadı. Gidersek acaba bize hemen tüp bebek yapılacak mı? Çünkü onun birçok boyutu var. Tüp bebeğe biraz insanların direnç göstermesini anladığım ve gördüğüm kadarıyla. Bir tanesi, hani normal yoldan olabiliyorsa işte normal yoldan olsun. Hani niye olmasın? Başka insanlara karşı hani bunu nasıl acaba izah ederiz gibi belki bir düşünce içerisinde olabiliyorlar. Bir ikincisi maddi sebepler tabii ki. Maalesef hem ilaçlarla birlikte biraz tedavi bazı hastalar için maliyetli olabiliyor. Bir üçüncü sebep de bazen şöyle bir kaygı görebiliyoruz. Acaba bizim yumurtalarımız ve spermlerimiz kullanılıyor mu yoksa başkasınınki kullanılıyor mu gibi bir endişe içerisindeler. Tabii bunu bir miktar bilmedikleri ve araştırmadıkları için olduğunu da düşünüyorum. Çünkü aslında konuyla ilgili birçok hasta biliyor ki yani hiçbir merkez herhangi başka bir hastanın ne yumurtası ne de spermini ne kullanmak ister ne önerir. Bu yasal değil, ahlaki değildir. Yani dolayısıyla da böyle bir şey olmuyor. Yani bu açıdan kaygılanmasınlar. Sorunuzun diğer adımında ise şu var. Şimdi hakikaten mesela çift evlendikten sonra şöyle bir sıkıntı da yaşayabiliyor. Şimdi mesela bazıları çok stresle hemen birkaç ay sonra olmayınca, mesela diyelim yeni evlenmişler, çok da genç bir çift. Hemen böyle 3. 4. aydan sonra çocukları olmuyor diye panikle kapınızı aşındırıyorlar. İşte tüp bebek olalım gibi. Ya diyoruz bir durun bakalım, yani önce bir neyiniz var onlara söylüyoruz. Ya da bazen tam tersi oluyor, çok rahat oluyorlar. Yani üzerinden aylar aylar, yıllar yıllar geçmiş oluyor ve işte hanımefendinin yaşı da diyelim ki 35-36'nın üzerinde ve bunlar 3-4 yıldır bir şekilde çocuk sahibi olamamışlar. Ama konuyla ilgili de bir uzmana gidip yahu bizde bir problem var mı, nedir ne değildir, biz ne yapalım mı sormamışlar. Çünkü şöyle düşünüyor bazıları da. Mesela kadın her ay düzenli adet görüyorsa zannediyor ki tamam işler yolunda, hani bizim çocuğumuz olur. Bu biraz zaman olayıdır. Belki de şu anda uygun zamanda değiliz. Yani orada da şunu ayarlayabiliyorlar bazen de. Ne zaman hekime başvuralım? Çünkü burada olay önemli. Özellikle yaştan ötürü. O zaman hemen şu araya girmek istiyorum. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Ne zaman hekime başvurmaları gerekiyor bir çiftin? Yine çok önemli bir noktayı da söylediğiniz, eğer bir kadın adet görüyorsa genelde bir problemi olmadığını düşünüyor dediniz. Evet. Adet gören kadınlarda da altta bir takım problemler yatabilir değil mi? Kesinlikle. Belli bir süre geçmesine rağmen çocuk sahibi olamıyorlarsa. Şimdi birinci soruyla başlarsak, şimdi eğer kadının yaşı 35'in altındaysa evlendikten sonra ilk bir yılı yani onları rahat bakıyoruz. Yani diyoruz ki normal hani hayatınızı yaşayın. Bir yıllık süre içerisinde bir problem olmazsa da bu bir denk gelme olayıdır. Çünkü diyelim ki bir ay içerisinde 100 çift çocuk sahibi olmak istiyorsa bunların hepsi o ayın sonunda çocuk sahibi olamıyorlar. İşte ilk ay belirli bir oran çocuk sahibi oluyor. Sonraki ay yine onların kalan kısmından belirli bir oran oluyor. Bu bir yıl içerisinde sonuçta toplanıyor. Ama bir grup insan kabaca %25'i civarında gebe kalamayabiliyor. İşte bunların hakikaten bir uzmana başvurması gerekir. Hani ne var diye.
Bir de şu var, tabii ki az önce söylediğiniz gibi hani adet oluyorum, tamam her şey yolunda, o zaman ben gebe kalabilirim. Ama şu olabilir, mesela tüpleriniz geçirmiş olduğunuz bir enfeksiyondan ötürü tıkanmış olabilir. Siz diyelim ki gayet güzel yumurtluyorsunuz, yaşınız da müsait ama işte sonuçta eşinizle de cinsel olarak hiçbir probleminiz yok. Haftada 2-3 defa birlikteliğiniz var ama o yumurta ve spermi birleştirecek olan tüpünüz yani yol tıkalı olduğu için sizin çocuk sahibi olmanız mümkün olmaz. Ya da diyelim ki tüpünüzde bir problem yok ama eşinizin sperm sayısı bir miktar düşük. Yani sizin yumurtanızın normal yollardan dölleyebilecek kadar sayıda spermi yok. Bu durumda da erkekte herhangi bir cinsel fonksiyon problemi olmamakla birlikte. Çünkü bazen şöyle zannediyorlar, hani cinsel problem varsa illaki bu sperme de yansıyacak. Evet. Ama hiç spermi dışarıya çıkmayıp gayet normal cinsel birliktelik gerçekleştiren insanlar kesinlikle bir sürü var. Dolayısıyla da orada da hani erkekte bir sperm sayısına bakmak lazım. Acaba yeteri miktarda spermi var mı? Bu spermin hareketliliği nasıl, şekli nasıl? Buna ilgili bilgi verip çifti ona göre yönlendirmek lazım. O yüzden hani ben normal adet oluyorum. O zaman tamam işler yolunda, hiçbir şey yapmayalım, bekleyelim. Sonra da sizin kapınızı çok uzun bir zaman sonra çaldıklarında belki birkaç yıl önce geldiklerinde yapacağınız işlemde hastanın çocuk sahibi olma şansı çok daha yüksekken çok daha düşük bir şans ile hastaya müdahale edebiliyoruz. Çünkü hasta şöyle zannediyorlar bir de Esra Hanım. Hani ne olursa olsun zaten tüp bebek denen bir şey var. Biz kesin gebe kalırız. Ya keşke herkese çocuk yapabilsek ama keşke. Bu da mümkün değil yani. Şimdi yine araştırma aşamasında, tanı aşamasında rahim filmi de gündeme gelebiliyor. Kadınlara da en çok hani belki tereddüte düşüren, size de en çok soru sormaya yönelten konu bu. Evet. Rahim filmi ne zaman gerekir? Her vakada gerekir mi? Ve bir de tabii ki rahim filmi denilince acaba diyorlar ağrılı bir işlem midir? Anestezi gerekir mi? Biraz da bu konularda görüşünüzü rica edeyim. Şimdi tabii internet çıktıktan sonra işte bir sürü şey araştırıyor herkes. Evet. Şimdi herkes de enteresan bir şekilde internette kötü anılarını ya da kötü tecrübelerini paylaşmayı seviyor. Galiba onlar da biraz daha ön plana çıkıyor gibi sanki. Birçok hasta mesela geldiğinde bir rahim filmi isteyelim dediğimizde aman hocam diyorlar ya ne oldu falan diyoruz. Çok ağrılı bir yöntemmiş diyorlar. Şimdi tabii ki her işte olduğu gibi rahim filminde de özellikle bir profesyonel tarafından enfeksiyon geçirdiniz. Bu yukarıya doğru çıkarak tüplerinizi tıkadı sizin ama siz bunun farkına varmadınız. Sonuçta da evlendiniz, çocuğunuz olmuyor. Bunu yapacağı kadın doğumcunun ya da tüp bebekçinin yapacağı normal bir muayenede ortaya çıkartma şansımız yok. Tüpleriniz açık mı ya da kapalı mı göremiyoruz. Dolayısıyla da böyle bir film istiyoruz. Biz kendimiz merkez olarak bütün hastalarımızdan bu filmi istiyoruz. Hastamızın canı yanmayacağı konusunda onları teşvik de ediyoruz. Ama eğer özellikle hasta doğum operasyon gibi bir takım şeyler geçirmişse ya da kürtaj olmuşsa, düşük yapmışsa bunları da zaten kaçınılmaz bir şekilde istemek lazım. Ya da ultrasonografide bir şüpheli durum söz konusuysa yine mutlaka istemek lazım. Bazen hasta bir film çekmiş oluyor. İkincisine canı yandığı için direniyor. Üzerinden birkaç zaman geçmiş mesela ameliyat gibi bir işlem geçirmiş oluyor hasta. Onu da ikna ediyoruz tatlı dille. Diyoruz ki bakın bunu bir tekrar edelim bakalım bir problem varsa ona göre gereken işleri yapalım ki sizin şansınızı daha fazla artıralım diye. Peki normalde bir kadın size geldiğinde, erkeği konuşmuyoruz, kadını konuşuyoruz. Kadından hangi testleri istiyorsunuz tüp bebek tedavisi öncesinde? Şimdi mutlaka bir muayenesini yapmak istiyoruz. Yumurtalık rezervini görmek için, rahimi değer kaplayan bir lezyon var mı diye onu görmek istiyoruz. Bunun dışında mutlaka kadından bir takım kan testleri istenir. Burada özellikle şekerine ve tiroidine bakarız. Bir takım mikrobik hastalıklar tararız. Eğer olası bir gebelik oluşursa bunu önceden saptayalım ve bir takım antibiyotik tedavileri ya da başka tedavileri ortadan kaldıralım diye. İşte hastamızda bir miktar kilo fazlalığı varsa bunu biraz normalleştirmek için hastayı teşvik ediyoruz. Sigara kullanıyorsa bu konuda özellikle hassas davranıyoruz. Diyoruz ki bakın bu sizin şansınızı gerçekten olumsuz bir şekilde etkiliyor. Hastayı teşvik ediyoruz çünkü sigarayı bırakmak çok kolay bir şey değil biliyorum. Hele bir de böyle stresli bir şey başlarken bu aşamada. Bunun işte bir daha az önce bahsettiğimiz bir rahim filmi isteriz kendisinden. Burada da işte hastaya niçin çektiğimizin mantığını anlatırsak, profesyonel bir yere dediğim gibi gönderirsek hastayı canını yanmayacağını söylüyoruz. Hastaların çoğu hakikaten keyifli bir şekilde işlem yapılmış olarak geri geliyor bize ve böylece hasta ile ilgili elinizde bilgiler olmuş oluyor kadınla ilgili. Peki yumurta toplamayı da biraz konuşalım. Yumurta toplama aşamasını. Bu konuyla da ilgili bizlere de çok soru geliyor. Sizlere de geliyordur hastalar, hasta yakınlarından. Yumurta toplama ağrılı bir işlem midir? Nasıl yapılır? Hangi ortamda gerçekleştirilir?
Şimdi yumurta toplamak için öncelikle tabii hastanın yumurtalarını büyütmeye çalışıyoruz. İşte genellikle adetle birlikte hastanın bir takım hormonlarıyla yumurtalarını büyütüyoruz. O hormonların büyümesi eşliğinde yumurta istediğimiz çapa geldiğinde hastaya bir gün veriyoruz. Mesela diyoruz ki işte atıyorum çarşamba günü yumurtalarınız toplanacak. Size diyoruz ki bir gün önceden lütfen saat 12'den itibaren bir şey yiyip içmeyin. Çünkü küçük bir narkoz alacaksınız. Dolayısıyla da aslında hiç ağrı hissetmeyeceksiniz işlemesinden aslında. Sonra bir ultrasonografi eşliğinde bir ince iğne ile hastanın yumurtalarının içerisine vajinal yoldan girilerek yumurtalarını gördüğümüz o küçük siyah boşlukları topluyoruz. Daha sonra da o yumurtaları laboratuvara gönderiyoruz. Hastalarımız uyandığı zaman işlemini genel anestezi altında yapmış olduğu için Esra Hanım herhangi bir ağrı hissetmiyorlar. Belki sonrasında bir miktar küçük bir kasık ağrısı adet vasfında olabilir. Hastalarımız işlemden sonra 3-4 saat kadar ya da 2-3 saat kadar olası bir kanama riskine karşı gözlemledikten sonra antibiyotiği verip kendisini evine yolluyoruz. Şimdi transfer sonrasında, embriyo transferi sonrasında yatak istirahati gerekir mi? Kasık ağrısı olması normal midir? Bir de kadınların ve erkeklerin, anne baba adaylarının şöyle bir tereddütü de oluyor. Hani acaba transfer sonrasında cinsellik embriyonun tutunmasını zorlaştırır mı? Belli bir süre kısıtlama getiriyor musunuz buna? Şimdi zaten işin en keyifli aşaması bence transfer. Şimdi transfer aşamasından sonra hastalarımız bazen yukarıda işte biz onlara diyoruz ki bakın 45 dakika kadar dinlenmeniz yeterli sonra gidebilirsiniz. Ama şimdi bazıları yine okuyorlar internetten yataktan ayrılmak istemiyorlar. Yani diyorlar ki biz burada kalalım. Tabii ki diyoruz onları kırmıyoruz kesinlikle ama aslında 45 dakikalık bir dinlenme süresi yeterlidir. Sonra da diyoruz ki evinize gittiğiniz zaman ne olur bugün ve yarın dinlenin ama sonrasında kalkın ev işlerinizi yapın. Çünkü sürekli stres altındasınız. Acaba tutacak mı tutmayacak mı stresi var. Ama bazıları, işte bazı anneler, kayınvalideler diyorlar ki sen işte yatağa bağlı kalacaksın 12 gün. Ya düşünün bir insanı 12 gün yatağa bağlı bırakmak oldukça büyük bir stres altına sokar o insanı. Yani o yüzden günlük aktivitelerini 1-2 gün kısıtladıktan sonra normal olarak yapabilirler. Ama tabii ki çok ağır ev işlerini yapmamalarını mutlaka hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Eminim birçok merkezdeki hekim arkadaşımız da söylüyordur. Şimdi transfer sonrası bazen kasık ağrıları olabilir. Ufak tefek lekelenme şeklinde kanamalarda görülebilir. Bu hastayı kaygılandırıyor ama bunları hastamıza anlatıyoruz. Verdiğimiz ilaçların bazıları hormonal içerikli oldukları için bağırsak aktivitelerinizi bozabilir. Bu daha çok buna bağlı olduğunu söylüyoruz. Lekelenme de çok normaldir. Ne olur kaygılanma ediyoruz. Sonuçta bunun bir süresi var. Bu senin sonunda tutacaksa bu testle ortaya çıkacak diye kendilerine söylüyoruz. Şimdi cinsellikte de şöyle bir şey söylüyoruz. Şimdi tabii ki siz embriyo oraya yerleştirdikten sonra embriyonun oraya tutunması için aslında bir süre lazım. Cinsellik de aslında yemek içmek gibi doğal bir süreç ama biz hastalarımıza şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki bu birazcık mekanik bir işlem olduğu için embriyonun rahime tutunmasını engelleyebilir. O yüzden bu süre içerisinde lütfen birlikte olmayın. Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Genellikle kalp atımlarını gördükten sonra embriyonun herhangi bir problem yoksa, kanama riski yoksa ya da başka bir şey söz konusu değilse Esra Hanım, hayatlarını normal bir şekilde yaşamalarını istiyorum. Gebeliğin son 3 ayına kadar eğer bir problem olmaz. Transferden ne kadar süre sonra gebelik testi yapılır? Evet. Şimdi hastamıza transfer yaptığımız zaman onlara diyoruz ki 12 gün bekleyelim, 12 gün sonra test yapalım. Fakat bazı meraklı hastalar birkaç gün önce yapıyorlar. Aslında 10. günde yapılan teste de bize ne olduğu fikrini veriyor ama değer biraz düşük çıktığı için biraz kaygılandırabiliyor bizi. O yüzden ideal süre 12 gün beklemektir. Operatör Doktor Ozan Özolcay, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, eğer sizin de sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.